Herkese merhabalar. Bugün 9 Nisan Cumartesi saat sabah 11:23 sularındayken dünkü Cuma gününün kısa vadeli analizine bugün devam edeceğiz arkadaşlar ve altın, gümüş, dolar, borsa, Bitcoin tarafından kısa vadeli trend analizini yapacağız. Peki dünkü analizde neler söylemiştik? Altın ve gümüşte yükseliş trendine giriyoruz demiştik ve bir hedef belirtmiştik. Altın, ons, gümüş, ons ve diğer gramlarda da arkadaşlar. Dolarda da 14.77 ilk hedefimizin geldiğinden borsa ve Bitcoin'de ayrıca değerlendirmiştik. Şimdi altından ilk olarak başlarsak yine ons altında bugün 1928'lerden yükseliş trendi başlayacak gözüküyor. Benim beklentim 1950 civarına bir yükseliş. Destek dirençleri verdikten sonra da arkadaşlar 1950-55 arasını hatta 1950-1960 aralığını hedef olarak göstermişti. Gram altında 911'den bugün yükseliş trendine giriyoruz diyebiliriz. Destek dirençleri verdikten sonra da hedefin 921 ile 925 arası olabileceğinden bahsetmiştik. Şimdi ons altın grafiğini açarsak arkadaşlar. Burada öncelikle ons altın sinyal tablomuzu açıyoruz. En son sinyal 1928'lerden Perşembe günü başlamıştı ve gerçekten de burada sinyalimiz şu an çalışmış gözüküyor. Stoplamadı. Aşağı doğru hareketler yapsa da arkadaşlar bizim için önemli olan 1928'lerin üzerinde kalmasıydı. 1928'lerin en azından 1932'lerin üzerinde kalması pardon en azından 1928'lerin üzerinde kalması gerekiyordu. 1932'nin üzerinde kalması oldukça iyiydi. Ve arkadaşlar 1932'lerin de üzerinde kalarak şu an biz 1948'leri test etmiş durumdayız. Ons altın tarafında yükseliş trendi tabii ki devam ediyor arkadaşlar. Sizin de anlayacağınız şekilde çok bariz burada belli. Ve artık size söyleyeceğim şey şu. 1935'ler üzerinde kaldıkça yükseliş trendinin ben devam edeceğini düşünüyorum. 1935-36'ların üzerinde kaldıkça yükseliş trendimiz devam eder. Ve alttaki pembe desteğimiz de çok güzel bir şekilde destek olarak çalıştı. Şimdi burada bir yatay kanal olduğundan bahsetmiştik. Hatırlarsanız geçen gün şöyle bir sarı bir kanal oluşturmuştum. Üst tarafta 1950'ler, alt tarafta ise 1918'ler civarında bir bölge vardı. Bizim şu esas düşüş trendinden kurtulmuştuk. Şuradaki mor çizgiyi kırmamızla beraber ama şu an yatay bir seyir içerisinde devam ediyoruz. Bir süre böyle devam edebiliriz diye aktarmıştık. Bu kanalın içerisinde üst noktaya gidiyoruz. Yani 1950-1960 noktasına doğru hareket ediyoruz. Şu an için bir sorun yok. Yükseliş trendi devam ediyor. 1936 üzerinde kaldıkça. Şimdi gram altın tarafına geçersek. Gram altın tarafına geçtiğimizde arkadaşlar evet gördüğünüz gibi burada da 914'leri test edip tekrardan yukarı doğru dönmemiz gerekiyor yükseliş trendinin devamı için diye aktarmıştık. Evet 911'den bir yükseliş trendi başlamıştı ve hedef de burasıydı ve gördüğümüz en yüksek nokta 924 yani tam bu iki seviyenin arasına doğru bir hareket yapmış durumdayız. Ve gördüğümüz en düşük noktada bakın 913.995 yani tam 914'ten bir destek bulup yukarı doğru hareket yaptık. Tam nokta atışı senaryomuz çalışmış durumda diyebiliriz. Şimdi arkadaşlar burada biz yeniden özetimizi yapalım. Ons altında 1950 1960 hedefimiz devam ediyor. 1936 üzerinde kaldıkça yön yukarı. Destek dirençleri de burada 1936, 1932 olarak güncelleyelim. Direnç 1938 olarak yazabiliriz. Yine aynı dirençleri koruyorum. Gram altında yükseliş trendi 900 arkadaşlar hangi rakam diyeceksiniz? 917 rakamını ben önemsiyorum. Evet, 917, 918 hatta 917.5 üzerinde kapattıkça yön yukarı. Evet, destek dirençleri de yazarsak artık 921 bize destek oldu. 917.5 veya 918 arkadaşlar yuvarlayalım. Çok sorun değil. Kafa karışıklığı yaratmasın. 915, 900 altında 908, 905 üst tarafta ise dirençte 921 siliyorum. Aynen bu şekilde arkadaşlar dirençler de devam ediyor. Peki burada kaydettik ve şimdi gümüş tarafına geçebiliriz.
Gümüş tarafına geçmeden önce tabii ki hemen özetimizi bir gözden geçirelim. Neler yazmışız? Evet, ons gümüşte yükseliş trendine bugün 24.5'ten girebiliriz. Hedef 24.7-24.8. Orada bir direnç var demiştik. Oraya dikkat edeceğiz diye aktarmıştık. Gram gümüşte ise 11.58'den bugün yükseliş trendine giriyor gibi gözüküyoruz. 11.60 stop olmak üzere yukarı doğru hedeflememiz gerekiyor. Hedefin de 11.75 11.80 aralığı olarak aktarmıştık. Evet arkadaşlar, burada çizdiğimiz senaryoda 11.70 ile 11.80 arasındaki bir noktaya hedef göstermiştik. 11.82'lere kadar gittik ve şu an için yükseliş trendi Perşembe günden başlamak üzere devam ediyor. Ve yükseliş trendinin devamı için de arkadaşlar, bakın şu siyah çizgi, yani trend direncimizin üzerinde kaldıkça, yani arkadaşlar 24.7 üzerinde kaldıkça yükseliş trendinin ben devam edeceğini, hatta 24.65'lerin üzerinde kalmamızın yükseliş trendinin devamı için yeterli olacağını düşünüyorum. Peki şimdi bundan sonraki hedefler, eğer biz bu 24.6 veya 24.7 diyelim arkadaşlar, yuvarlayalım. Bu seviyenin üzerinde arkadaşlar 1-2 gün biz kalabilirsek hedefin hızlı bir şekilde 25 dolar olacağını düşünüyorum. Hatta 25.5 birkaç haftaya gelme ihtimali var. Onun için haftalık duruma bakmak lazım. Haftalık durumu incelediğimizde burada yine aynı şekilde takıldığımızı gözlemliyoruz. Dolayısıyla belki 24-25.5'ler gelmeyebilir ama ben önümüzdeki haftalarda 25 dolara doğru bir hareket olabileceğini düşünüyorum. Ama biz kısa vadeye bakıyoruz. Kısa vadede 25.7 destek yaparsak, 2 gün boyunca üzerinde kalırsak, ben 25 doların hatta 25.1'e doğru bir hareketin olacağını düşünüyorum. Önümüzdeki bir hafta 10 gün içerisinde diyebiliriz arkadaşlar. Peki şimdi burada da unuttuğumuz sinyal tablosunu da gösterelim. Ons gümüş sinyal tablosu. Evet, 24.5'ten yazmıştık. Gram altında da burada da 911'den yazmıştık. Bunların hepsi başarılı bir şekilde devam ediyor. Gram gümüşte de 11.58'den yazmıştık. Hedefimiz 11.75-80 aralığı demiştik. Gördüğümüz en yüksek seviye 11.76-99. Yani tam nokta atışı olarak hedefimiz şu an gelmiş vaziyette. Şimdiki durumu da değerlendirelim. Gram gümüşe geçelim arkadaşlar. Gram gümüşte bakın, burada size de aktardığımız şekilde buradaki yükseliş trendi pembe destekten güç bularak ne demiştik? Yokuş aşağı gidiyoruz. Burada bir frenleme oldu. Patinaj yapıyoruz ve güç toplayarak yukarı doğru gitmemiz için 11.58'lerin kırılması gerekiyor ve üzerinde bir kapanış gerekiyor dedik. Yani doji olarak kapatmış olabilir. Şimdi Investing bazen yanlış gösteriyor. Hatta çoğu zaman yanlış gösteriyor mum formasyonlarını. O yüzden gram gümüşü analiz ederken bazen kontrol etmiyorum mumların durumunu. Hata yaptırabiliyor. Size önerim, gram gümüş grafiklerini arkadaşlar birkaç yerden teyit etmek. Örneğin TradingView sitesi, XAG TR'ye gir. Mesela oradaki kapanış nasıl olmuş? Sizin için bakalım. Evet, gelişmiş grafiği açmamız lazım. Evet, burada günlük bazdaki grafiğe baktığımız arkadaşlar, burada yani buradaki mumla arkadaşlar Investing'deki mumların hiç alakası yok yani. Dolayısıyla burada çok güçlü bir yeşil mum gözüküyorken aslında burada çok zayıf bir mum olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla burada hata yapmamak için açıkçası ben halen hangisinin daha doğru sonuç verdiğini bulamadım ama sanki gram gümüşte arkadaşlar TradingView sitesi daha doğru sonuçlar veriyor. O yüzden bazen tereddütte kaldığım zaman ben TradingView sitesinde kontrol etmek istiyorum. Bakın, burada zayıf bir trend varken buraya baktığımda ben daha güçlü bir trend olduğunu görüyorum. Burada doji varken burada daha güçlü bir trend görüyorum. Yani çok inanılmaz saçma bir durum var. Burada kapanış saatlerinin farklı olmasından dolayı mı acaba baz alıyorlar? Bunu dikkat etmek gerekiyor. Bunu size hatırlatmak istemiştim. Neyse, konuya döndüğümüzde arkadaşlar, biz 11.58'den yükseliş trendi başladı dedik. 11.60'ın altında bir kapanış gelirse, bakın şu pembe desteğin altında kapanış gelirse 11.30-11.25'lere kadar düşeceğimizi ben düşünüyordum. Ama burada bir arkadaşlar, pembe desteğin hiç altında kapanış gelmedi. Gördüğünüz gibi çok güzel çalıştı. Ve arkadaşlar, düşmeyen şey yükselir, yükselmeyen şey düşer. Yani bu doğanın bir gereği, bu piyasaların bir gereği. Bakın, geliyor dirence, örneğin. Geliyor dirence, geçemeyince düşüyor.
Geliyor desteğe, düşemeyince çıkıyor. Dirence geldi, düştü. Desteğe geldi, çıkıyor. Şimdi yeniden nereye geliyoruz? 11.80-85 aralığına doğru gidiyoruz arkadaşlar. Şimdi 11.85'lerin test edilmesi önümüzdeki günlerde muhtemel gözüküyor. Eğer dolar TL'de bir yamuk olmazsa ben 11.80-85'lere doğru bir hareketin olabileceğini düşünüyorum gram gümüş tarafında. Hatta şurada da Fibo seviyemizi bir daha kontrol edelim. Şuradakini silebiliriz. Hatta bunu da silelim, bunu da silelim. Tekrardan yapalım. Evet, burada baktığımızda 11.75'ler zaten geldi. Dolayısıyla burada tepe noktalarını inceleyebiliriz. 11.81 seviyesi bizim için önümüzdeki salı gününe kadar arkadaşlar bir potansiyel oluşturuyor. Yani 11.80-11.90 potansiyeli bulunmakta diye biz. 11.90 biraz zorlu. Onu şimdiden söyleyeyim arkadaşlar. Orada biraz zorlanabiliriz. Çünkü orası bir kırılım noktasıydı. Yeri gelirse size aktarırız. Şimdi ons gümüşte yükseliş trenine girebiliriz demiştik. Evet, yükseliş trenine 24.5'ten girdik ve 24.7 65 çok önemli değil. Kaldıkça yön yukarı. Hedef 24.7'ler de 2 gün kalırsak 25.1. Peki, gayet açık arkadaşlar değil mi? Destek dirençleri de yazarsak 25.7 24.5. Evet, diğerlerini de yazmaya gerek yok. 25 25.1, 25.3. Gram gümüşte ise arkadaşlar burada yine yükseliş trendinin devam etmesi için bizim girdik. 11.64 üzerinde kaldıkça yön yukarı. İlk hedefimiz 11.75 geldi. Şimdi 11.81-11.85 aralığını takip edeceğiz. Ancak burada bir direnç var. 11.90 ciddi bir direnç. Şimdi şu özeti siliyoruz. Bunu da hedefimizi de güncelledik. Şimdi artık destek dirençleri yapabiliriz. 11.60. Bunları koruyalım arkadaşlar. Direnç ise 11.81-11.85-11.90. Evet, burada da özetimizi tamamlamış olduk. Açıklayıcı bir şekilde anlattığımı ben düşünüyorum. Şimdi dolar tarafına geçebiliriz artık. Dolar tarafında ise önce sinyal tablomuzu gösterelim. Dolar günlük sinyal tablosunda 14.70'den başlayan hafif bir yükseliş trendinin olduğunu aktarmıştık. 14.70'den beri arkadaşlar yukarı doğru gidiyoruz. İlk hedefimiz 14.77 idi. Şu an günlük bazda 14.81'lerin görüldüğünü bize gösteriyor. Ama ben bunun çok doğru olmadığını düşünüyorum. Başka yerlerde göremedim. Hatta bir kendi telefonumdan da kontrol edeyim. Dün 14.81'lerin ben görüldüğünü görmedim açıkçası. Hemen hızlı bir şekilde bakacağım. Telefondan baktığımda da en yüksek 14.77'lerin dün görüldüğünü bize gösteriyor. Ama arkadaşlar yine de biz bunu baz alalım. Şimdi dolar TL grafiğine döndük. Dolar TL grafiğine baktığımızda perşembe günkü özette 14.73 üzerinde kaldıkça yön yukarı demiştik. Evet, bu da gerçekleşti. Şu an 14.73-74 üzerinde kaldıkça şöyle yapalım, 14.73.5 artık, yani çok önemli değil. Çünkü hafif bir trend olduğu için çok sıkışık bir bölge. Hedef bölgesi 14.77 demiştik. Bu hedef geldi, artık silebiliriz. Bu 14.73 ile 14.77 arasında biraz sıkışabiliriz demiştik. Gerçekten öyle oldu. En düşük arkadaşlar biz baktığımızda 14.65'lere geldik ama kapanış 14.73'lerin üzerinde oldu. Yani bu ani düşüşler oluyor. Yani buradaki hareketler çok geçerli olmuyor. Hatta 14.65'te de ben yine göremedim açıkçası. Ve burada halen bu sıkışma devam ediyor diye söyleyebiliriz. 15 Nisan'a kadar 14.83'ler görülebilir demişim. Bunu halen koruyorum. 14.73 destek artık. Yine 14.65'te yine ikinci ve üçüncü desteklerimiz. Hedeflerimiz, yine dirençlerimiz burada duruyor. Dolayısıyla çok bir şey değişmiyor. Şimdi asıl olay tabii ki
yurt dışında dolar endeksi arkadaşlar 100.2'ye kadar çıktı. Oradan bir kar satışı olsa da halen dolar endeksinde yükseliş trendi devam ediyor diyebiliriz. Dolayısıyla dolar TL'de de yukarı doğru trend birazcık daha devam edebilir. Burada da yine benim önemsediğim rakam arkadaşlar bu şuradaki lacivert çizgiyi oluşturalım. Bu lacivert çizginin oluşturduğu 14.82'ler, 83'ler gözüküyor. Bu noktaya geçebilecek miyiz, geçemeyecek miyiz? Geçemezsek arkadaşlar tekrardan 14.65'lere, 14.70'lere doğru geri geliriz diye düşünüyorum. Önümüzdeki günlerde bunu değerlendiririz. Şu an için erken, hafif yükseliş trendi devam ediyor. 14.73 üzerinde kaldıkça bu hafif yükseliş trendi de devam edecek. 14.81 seviyesini kovalamaya devam ediyoruz. Ortada pivot noktamızda yine 14.77 olarak size aktarıyorum. Yani pivot noktası ne demek? O seviyeye geçince hızlı bir şekilde 14.81'e doğru gidebilir. Peki borsaya baktık. Borsaya baktığımız arkadaşlar benim 2407 hedefim bulunmaktaydı. Ve burada da halen bu seviyemi koruyorum. Üstten şu direncin üzerinde de çıktığımızı görüyoruz. Yani aslında çok güçlü bir yükseliş trendi olduğunu bizlere gösteriyor. Artık bizim için arkadaşlar burada benim bakacağım nokta şu. 2300 buradaki tam rakamı vermek istiyorum size. Burada trend güçlü olduğu için 2370. 2370'lerin üzerinde kaldıkça veya arkadaşlar şuradaki en azından Cuma günkü kapanışın altında bir kapanış görmedikçe şu artık bizim için önemli değil. Artık bizim için önemli olan burası arkadaşlar. Bu seviyenin üzerinde kaldıkça borsada hedef 2400 ve üzeri. Eğer 2400'ü onların üzerinde bir kapanış gelirse ben 2460'ların yolunun açılacağını düşünüyorum. Borsa tarafında aşırı alım bölgesindeyiz arkadaşlar. RSI 70'in üzerinde. Burada eninde sonunda arkadaşlar bir düzeltme olacaktır. Mutlaka olacaktır. O düzeltme de benim görüşüm 2100'ler, 2150'ler civarında bir bölge olabilir. Bunu önümüzdeki günlerde eğer bir düşüş trendi başlarsa tartışırız ama şu an için bence erken. Burada da dediğim gibi 2370'lerin üzerinde kaldıkça yukarı doğru yönü takip etmeniz gerekiyor diye düşünmek gerekiyor diye ben düşünüyorum. Şimdi burada da yine borsa tarafında analizi tamamladık. Bitcoin tarafına arkadaşlar ben 44.200'lere, 300'lere kadar bir yükseliş olabileceğini düşünüyordum. Bir tepki yükselişi bu. Düşüş trendi devam ediyordu çünkü. Neden? 45.800'ler kırdıktan sonra arkadaşlar ben burada düşüş trendine girildiğini aktarmıştım. Ve şu an biz 43.984'lere kadar geldik. Birazcık benim hedefimin altında kaldı arkadaşlar, 200 dolar kadar. Bu tepki yükselişte cansız kaldıktan sonra arkadaşlar asıl olay bizim burada 42.300-500 seviyesinin üzerinde kalmamız gerekiyor. Eğer bu seviyenin altında kalırsak bakın şu an kırmış, toparlamaya çalışıyor, onayını alır gibi bir durum var. Acil bir şekilde 42.500'ler, 42.700'lerin üzerine atmazsak arkadaşlar ben burada 40.000'lere doğru bir hareket başlayabileceğini düşünüyorum. Bitcoin yatırımcılara dikkat etmeli diye tekrardan uyarmak istiyorum. Zaten düşüş trendi devam ediyor diye sizlere aktarmak istiyorum. Peki burada yayınımızın sonuna geliyoruz arkadaşlar. Teknik analiz eğitimimiz için burada bir mail adresimiz var. Abone olup kanalımıza takipte bulunursanız memnun oluruz. Herkese iyi günler.